Arkadaşlar ikinci dersimize hoş geldiniz. Bu derste biraz daha dekoratif çalışacağız. Tabii ilk derste gördüğümüz şeyleri de kullanıp o işlemleri de gerçekleştirip dekoratif çalışacağız. Şimdi bildiğiniz gibi programı ilk açtığımızda bizim karşımıza yeni bir alan oluşturmak ister misiniz diye bir seçenek çıkıyordu. Bu seçenek sayesinde dört köşeli duvarlar oluşturmuştuk. Fakat illa da o kısımdan yapmanıza gerek yok. Karşınıza o menü geldiği zaman direkt çarpı işaretine tıklayıp şöyle boş bir alanla da karşılaşabilirsiniz. Şimdi şuna değinmek istiyorum esasında. O hazır duvarlar, yani kolaylıkla oluşturabildiğiniz duvarları programın içinden de şu sağ taraftaki menüden oluşturabiliyorsunuz diyelim kısaca. Şimdi Prop seçeneğine tıkladığınız zaman arkadaşlar burada Walls diye bir seçenek var. Burada çeşitli duvarlar var gördüğünüz gibi ve bu menünün de en önemli özelliklerinden birisi arkadaşlar şudur. Atıyorum Gun seçeneğine tıkladığınız silahı daha yakından görmek istediğiniz zaman mouse'u üstüne getirmeniz yeterli. Tıklamıyorsunuz, getiriyorsunuz ve büyüyor. Daha yakından görebiliyorsunuz. Neyse, Wall seçeneğine geri döndüğümüzde arkadaşlar bakın burada o ilk menüde oluşturduğumuz duvarların tekli halleri var. Gördüğünüz gibi. Misal şu duvarı koymak istiyorsam veya sıfırdan dört köşeli bir yer oluşturmak istiyorsam duvarı tutuyorum. Mouse'umun sol tuşuyla sürüyorum ve istediğim yere bırakıyorum. Ancak bıraktığım an bize iki seçenek sunacak arkadaşlar. Bakın. Yatay ve dikey. Dikey seçiyoruz ve dikey bir şekilde pozisyonunu alıyor. Aslında şu üst açı kamerayı da bu yüzden ayarladım. Daha rahat takip edebilirsiniz diye. Gözünüz ben buradan işlemleri yaparken bir yandan da burada olsun arkadaşlar. Dikey duvarımızı koyduktan sonra aynı şekilde bir daha tutup sürüyorum. Bu sefer horizontal yani yatay koyuyorum. Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar. Bunları birleştirme olayı çok önemli. Tutup o yatay olan duvarımı sürdüğüm zaman en rahat özelliği bu duvar birleştirmelerin tam köşeler denk geldiği zaman kendi kendine yapıştırması. Bakın şimdi dikkat edin. Hop yapıştırdı. Şu an L şeklinde bir duvarımız hazır. Devam edelim. Yine aynı mantık. Yine dikey. Dikeyi birleştiriyorum. Bir tane daha alıyorum. Yatay. Yatayı birleştiriyorum. Ve arkadaşlar dört köşe duvarımız hazır. Şimdi bildiğimiz gibi evlerimizin zemini çim olmadığı için zemin atmak çok önemli tabii ki. Hemen yine wall seçeneğinde aynı kısımda bakın burada bir sürü seçenek var. Şu ilk sıradaki sağ taraftaki seçenek zemin seçeneğidir. Zaten pozisyondan da anlıyorsunuzdur zemin olduğunu. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Zemini yine aynı mantıkta, duvar mantığında tutup sürüyorum ve bırakıyorum. Şimdi takip edin buradan. Arkadaşlar şu duvardan gördüğünüz gibi birkaç tane daha koymam gerekiyor ki ben bu zemini tümüyle kaplayabileyim. Fakat bunun çok pratik bir yolu var. Bir önceki dersimizde de şu sol menüyü kullanmayı görmüştük hatırlarsanız. Şimdi daha pratikleştireceğim olayı gitgide. Bu sol taraftaki menünün gördüğü bütün işlemleri objeye tıkladığınız zaman bakın sağında solunda çıkan seçenekler var 4 tane. Bunlar şu seçeneklerin daha pratik yollarıdır. Aynı işi görüyordur fakat hemen çalıştığınız alanın içerisinde size seçenekler sunuyor. Scale bakın burada var. Ne diyor? Tilt burada var vesaire. Evet. Şimdi bu zeminden birkaç tane daha koymak yerine bir kere üstüne tıklıyorum. Yani seçiyorum, aktif hale getiriyorum. Bakın scale seçeneği yani boyut ayarlama.
Bastığı tutup sağ ve sol hareketleri yaptığımda zeminim ufalıp küçülecektir. Dikkat edin arkadaşlar. Sol yapıyorum, küçülüyor. Sağ yapıyorum, büyüyor. Büyüdü. Şimdi zeminin teker teker işlenmesindense tek bir zemin atıp onun skill ayarıyla oynadıktan sonra istediğiniz boyutta istediğiniz alanı kaplatabiliyorsunuz. Şimdi önemli bir detaya daha geçiyoruz. Gördüğünüz gibi her şey düz beyaz, bembeyaz. Herhalde soracaksınız nasıl renklendiriyoruz bunları diye. Zeminle başlayalım arkadaşlar. Zemine çift tıkladığımızda bakın bize şöyle bir çalışma alanı gösterecek, Green Room dediğimiz. Arkadaşlar burada zemini görmek biraz güç oluyorsa sizin için şuradan mouse'unuza istediğiniz herhangi bir yere sol tuşunuza tıklayıp bakın en rahat görebileceğiniz pozisyona getirebilirsiniz zemininizi. Yani rengi attıktan sonra en rahat nasıl görebilirim diye bir mantık yürüttünüz. Herhalde şu koyu şekilde ışığı aldığı zaman rengi daha net göreceğim. Şimdi burada geçtikten sonra sağ tarafta Color seçeneği var arkadaşlar. Renk. Burada en önemli detay şu seçeneğin Part Color şeklinde seçilmiş olması gerekmektedir. Ne diyelim? Part Color seçtikten sonra hemen yanında Renk seçeneği var arkadaşlar. Bir kere tıkladıktan sonra buradan istediğiniz renkleri yapabiliyorsunuz. Misal mavi yapacaksam tonunu ayarlıyorum. Tamam diyorum ve zeminim artık mavi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Renk katmak aslında bu kadar basit. Atıyorum şu zemin rengini birçok yere uygulayacaksınız. O zaman da şu rakamları teker teker yazmak yerine özel renklere eklediğiniz zaman zaten ekliyor arkadaşlar. Şimdi benim eklediğim birkaç özel renk var. Zemini ben şu renkten yap ya şu renk yapmaktan yanayım. Tamam diyorum. Apply dediğim zaman fonum artık bir renge ulaşıyor. Zeminin bir rengi ulaşıyor. Sıra geldi duvarlara. Duvarlar için de aynı mantık geçerli arkadaşlar. Duvara çift tıkladığım zaman yine Colors, Part Color seçeneği işaretli olmak zorunda. Ana renklerimden tamam diyorum. Apply diyorum ve duvarımın da rengi hazır. Yine her duvarınıza teker teker istediğiniz rengi uygulayabilirsiniz. Bunlar kafa karıştırmayan çok basit şeylerdir aslında. Birkaç mouse hareketiyle renklerinizi atabiliyorsunuz. Bu dersimizi aslında nasıl tamamlayayım? Zemin atmayı öğrendik. Zemin ve duvarlarımıza renk atmayı öğrendik. Onun dışında şu sol taraftaki menümüzün aslında çalışma alanımızın içerisinde bize daha pratiklik sağlayan diyelim seçenekler sunduğunu, aynı işlemi gören işaretçiklerin buralarda da olduğunu, yani hemen çalışmalarımdan hop çalışabildiğimi çok rahat bir şekilde onu da gördük arkadaşlar bakın. Bu dersimizi böyle tamamlayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.